Merhaba, ben Esen Blake, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz boyunca yediğimiz bu güzel domatesleri nasıl kışında tüketebileceğimizin ufak bir ipucunu vereceğim. Konserve domates yapacağız. Konserve domatesin bir sürü farklı versiyonu yapılıyor. Menemenlik yapabilirsiniz, içine soğan, sarımsak koyup yapabilirsiniz. Ama ben size en baz halini göstereceğim bugün. Bunun için de salçalık domates kullanıyoruz. Salçalık domates, şöyle göstereyim. Daha böyle erik kıvamında, içini kestiğimizde de şöyle göstereyim. Daha etli ve neredeyse az çekirdekli ve suyu olan bir domates çeşidi. Ben bunun kabuklarını soydum. Selin'cim, ricam senden. Domatesin kabuğu nasıl soyulur videomuz var. Koyduk bile. Şuraya koyduk bile. Onu oraya koyduğumuz videodakinden bir 15-20 saniye daha uzun tutarsanız, bu daha fazla domates soyacağınız için daha kolay bir şekilde soymuş olacaksınız. Şimdi ben hızlıca size nasıl yapacağımı göstereceğim ama ondan önce birkaç tane ipucu vermek istiyorum. Konserve domates ne kadar yapmalı, ne kadar tüketmeli, kışın nasıl kullanabiliriz kısmını merak ediyorsanız öncelikle ben evde bu tip kavanozlar kullanıyorum. Bu kavanozları bütün büyük marketlerde bulabiliyorsunuz. Bu kavanozları önceden güzelce yıkayıp sonra ya bir kaynar suda yıkayıp ya da yıkadıktan sonra 200 derecelik fırında yaklaşık bir 15-20 dakika ısıtırsanız sizin için dezenfekte olmuş olacak. Dezenfekte olmuş olması çok önemli. Eğer konserveleri ve kavanozları dezenfekte etmezseniz yaptığınız bütün ürünler bozulacaktır. O yüzden yaptıktan sonra da kapağın içine veya kavanozun içine dokunmamanız gerekiyor. Bunlar da hazır. Kavanozlarım benim iki tane var. Boy boy kullanıyorum ben. Eğer böyle et yemeklerinin içine falan kullanacaksam ya da tencere yemeklerin, o zaman bu 500 mililitrelikleri kullanıyorum. Ama daha ufak kavanozlar var. Onları da böyle yemekleri tatlandırmak için kullandığımda tüketmeyi sevdiğim kavanoz boyları. Ama dediğim gibi bunu açtıktan sonra zaten bir 3-4 gün daha durabiliyor. Ama açmadan bütün kış boyunca, hatta bir sonraki kışa kalırsa konservelenmiş domateslerinizi tüketebileceksiniz. Şimdi ben hızlıca nasıl yapacağımızı göstereceğim. Sonra da nasıl konservelediğimizi göstereceğim. Ve kışın yaz domateslerinizi yiyor olacaksınız. Şimdi ben bugün şöyle iri iri küpler halinde doğradığım bir konserve yapacağım size. Eğer bununla uğraşmak istemiyorsanız, ben küp küp istemiyorum diyorsanız da böyle kıyma makineleri var. Gördünüz mü ev tipi? Domatesleri ondan geçirerek püre haline getirebilirsiniz ya da direkt rendeleyerek ya da robottan geçirerek de sıvı halinde kullanabilirsiniz. Ama ben ağırlıklı böyle yemeklerin içine kullanmayı tercih ettiğim için kavanozlarımın çoğunu böyle iri doğranmış domatesden yapıyorum. Ama araya da dediğim gibi böyle bir 10 kavanoz falan püre halinde de koyuyorum. Ha, bu arada Selin, sence kaç kavanoz yeterli olur 4 kişilik bir aileye kış boyunca? Kış boyunca 5 falan. 5 de çok az oldu. Böyle şeylerden bahsediyoruz değil mi? 5 mi? 5 kavanoz? Kış boyunca. Hayır canım. Kış boyunca kaç kavanoz lazım sence? Mantıksız geldi bana şu an. Güzel. 50 ile 80 arası. Ben geçen sene 50 yaptım. Az geldi. Bir önceki sene 80 yaptım. O da çok geldi. Ama 50 ile 80 kavanoz arası yeterli oluyor. Şimdi biz bu domatesleri böyle doğramaya devam edeyim ben. Sen de Selin'cim buraları hızlandırırsın. Sonra ocak kısmına geçip size nasıl konserve ettiğimizi göstereceğim. Şimdi ben domatesleri ocağa koydum. Altını iyice açtım. İçinde böyle beyaz ve yeşil parçalar varsa onları da bu noktada ayıklayabilirsiniz. Şimdi ben bunu bu yüksek ateşte karıştırarak pişirmeye başlayacağım. Çok da fazla pişirmiyorum. Böyle yarı pişkin bir hale alsın istiyorum. O yüzden hafif suyunu bırakıp kenarlardan fokurdamaya başladığı anda ocaktan alacağım. Şimdi istediğim kıvam bu. Bak, görüyor musun Yalçın? Hala hafif diri ama yarı da pişmiş. Dışında kullanacağımız için, yemeklerde pişmeye devam edeceği için çok da fazla salçalık hale getirmek istemiyorum. Eğer bunu salça haline getirmek istiyorlarsa püre olan domatesi daha da yoğun bir şekilde kaynatmaları gerekiyor. Bana bu yetiyor. Gördün mü? Yakın detayda evet. Belli oluyor mu? Nefis. Tamam. Şimdi bunu altını kapıyorum ve kavanozlara dolduruyoruz. Şimdi ben bunu sıcak dolduracağım için şöyle tutmak istiyorum. Bunu hop böyle sıcak sıcak kavanoza dolduruyoruz. Biraz aktı ama problem değil. Ben zaten bu eldiveni bunun için kullanıyorum. Bunu artık ihtiyaca göre fazlalaştıracağız. Aynen öyle. Şimdi bunu gördük mü? Kapağı alıyorum.
sıkıca kapıyorum. Sonra bunu kapadım mı bileyim. Ters çeviriyorum. Bir, tamamen soğuyana kadar bu şekilde bırakıyorum. Ben normalde demin Selin'i onu anlatıyordum. Benim sevgili Selin Gülsay arkadaşım. Biz onunla böyle bir aralar son 2-3 yazları yapmadık ama sürekli böyle bir 200 kavanoz, 100 kavanoz bir araya gelip beraber yapıyorduk. Bu tip zamanlarda mesela bir balkon masanız ya da evde kullanmadığınız bir masanız varsa onun üzerine bir örtü serip üzerine kavanozlarınızı dizip yani mümkünse bir gün bırakabilirseniz harika bir şekilde konservelenmiş oluyor. Ben bunu da şimdi aynı şekilde yapacağım. Konserve domates bu kadar basit. Eğer menemenlik yapmak istiyorsanız önden böyle biberini, soğanını kavurup sonra içine domatesini ekleyip kaynatabilirsiniz ve bunu da menemenlik konserve olarak saklayabilirsiniz daha ufak kavanozlarda. Onun dışında yaparken anlatmıştım Yalçın'a, salça gibi istiyorsanız da rendeyi uzun süre kaynatarak daha yoğun kıvamda bir salçayı ufak kavanozlarda bu şekilde konserveleyebilirsiniz. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Umarım konserve domates tarifi işinize yarar. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Mutfağın tadını çıkartın.